Sevgili yol arkadaşlarım, şu an Meclis Genel Kurulu'nda anayasa görüşmelerine devam ediyoruz. Biraz önce AKP'li Anayasa Komisyonu üyesi, milletvekili İsmail Aydın kürsüde anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyledi. Daha sonra AKP grubu bu konuda kendisini savunmaya çalıştı. Fakat tekrar yine aynı sözleri çıkıp İsmail Aydın tekrar etti. Niyetlerini artık açık açık söylemeye başladılar. Baştan beri söylediğimiz şey buydu. İlk 4 madde devletin şekli, nitelikleri, dili, milli marşı, başkentini içerir. Dolayısıyla bu maddelerin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ancak şu anda meclis kürsüsünde ne yazık ki böyle acı bir itirafı duymuş olduk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizlerin haklılığımız, baştan beri hayır tavrımızın ne kadar yerinde ve doğru olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Yine söylüyorum, bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu bir siyasi tercih meselesi değil. Bu memleket meselesi, ülke meselesi, devlet meselesidir. Dolayısıyla ülkenin bekası için, devletin devamı için, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için bu teklife hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun, hangi siyasi partiyi desteklemiş olursanız olun, ama bu teklife mutlaka ve mutlaka vatanını, milletini seven, devletin şeklinin, niteliklerinin değişmesini istemeyen, ilk 4 madde benim için olmazsa olmazdır diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şekliyle devam etmesini, demokrasimizin güçlenmesini istiyorum diyen herkes hayır demek zorunda. Vicdanlarınıza sesleniyorum. Sevgili hemşerilerim, yurttaşlarım, beni izleyen tüm yol arkadaşlarım, sizlere sesleniyorum. Daha önce başka siyasi partilere oy vermiş kıymetli yurttaşlarıma sesleniyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk 4 maddenin değişebileceğini AKP'li komisyon üyesi milletvekili itiraf etti. Üstelik düzeltme de yapmadı. Çıktı, ikinci kez yine aynı şeyleri söyledi. Dolayısıyla yarın pişman olmamak için, ben ne yaptım dememek için lütfen bugüne kadar siyasi tercihleriniz ne olursa olsun, ama bundan sonraki olası bir referandum durumunda tercihiniz mutlaka hayır olsun. Biz burada sizler için, sizlerden aldığımız güçle, yetkiyle sizin için sonuna kadar hayır için, bu işin referanduma gelmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi için elimizden gelen her türlü mücadeleyi sonuna kadar göstereceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımla.